Ben sana bir rakam söyleyeyim mi? Buyur. Hatırlıyor musunuz? Türkiye-Amerikan ilişkileri bu 4 Temmuz krizi, Irak operasyonları ve diğerlerinde Bush döneminde çok kritik zamanlara gelmişti. Obama kazandıktan sonra Türkiye'de bir imaj çalışması, Obama diyorum, Obama doğru, imaj çalışması başlamıştı. Obama'nın ekibi o dönemde bir şey açıklamıştı. Hepiniz pas geçmemişsinizdir muhtemelen. Türkiye'de imajımızı düzeltmek için yaptığımız çalışmalar için ayırdığımız paranın büyüklüğü ne kadar demişlerdi biliyor musunuz? O sene için. $600 milyon. Mesela Türkiye'de siz reklam gördünüz mü? Herhangi bir reklam döndü mü? Amerika ile ilgili reklam dönmedi. Dönmedi veya şey gördünüz mü? Böyle açık açık Amerika'yı sevindim. Görünmez PR. Hayır öyle reklam dönmüyor tabii. Mesela şey gördünüz mü mesela? Hani bir yerlerde böyle etkinlik düzenlediler mi? Bütün herkesi çağırdı. Yok. Veya Türkiye'de bir tane mesela okul mu yaptılar? Bir hastane mi yaptılar PR çalışması? $600 milyon nereye gitti ya? Hayırlı uğurlu olsun ne diyeyim ya? Etki ajanlarına. Efendim? Nereye gitti? Etki ajanlarına, etki ajanlarına. Etki ajanlarına ya, Mete abi. Bak demin arada şeyle konuşuyoruz. Hasan Basri Hoca'yla. Ya biz artık şey gibi olduk ha. Ben kendimi öyle hesaplıyorum. Fil mezarlığı gibi oldum. Biliyorsun fil mezarlığına filler öleceklerini anlayınca kısa bir süre önce oraya gidiyorlar. Orada ölüyorlar biliyorsun filler. Kendilerinin bir mezarlıkları evet. var. Oraya gidip ölürler. Evet. Şimdi Hasan Basri ile bana... Öğrendim de bu arada. Ya öğrenmenin yaşı yok. Neyse evet. Ha, ama... Neyse Hasan Basri ile bana böyle fil mezarlığı gibi böyle artık en sonunda gelip gruplar çarpıyor tamam mı? En son bize çarpan gruptakiler bizi böyle şeylerle suçluyorlardı. Adamlar ya askeri casusluktan yakalandılar ya darbeden yakalandılar değil mi? Ya da bakın bunlar ama fiili olarak resmi olarak suçlu yapılanlar. Hani şuna bazen ben ne derim ya ula... Kap böyle komple teorisi mi adam suçlanmış mı? Adam resmen böyle yakalandı. Ben hep o zaman şey derdim. Hasan Basri'ye de bazen konuşuyorduk. Ya bu adamların işi gücü mü yok? Niye bizle uğraşıyorlar? Yani hani sıra bana mesela gelmez. Ben mesela bir milliyetçiyle aynı görüşte olmasam bile kavga etmem. Niye biliyor musunuz? Çünkü sıra ona gelmez. Daha konuşacağım, kavga edeceğim adamlar vardır. O benim sıralamam da 150. sıradadır. 150. sıradadır. Ona ben oraya getirtmem onu. Önce hesaplaşacağım 149 tane adam var çünkü. O orada duracak. Ona kızarım ama hesaplaşmam. Diyordum ki hatırlıyor musun? Ya bu adamlar niye bizle bu kadar uğraşıyorlar ki? Yani ben bunun sıralamasında niye bir numarayım? Yani sen eski askersin. Senin meğerse, ne işin var benimle uğraşmaya? Yani sen mesela bir PKK'lı ile ilgili bir şey söylediğinde, herhangi bir siyasetçi bir şey söylediğinde tek kelime etmeden bütün ilgi odağını bana niye oynaştırırsın bir asker olarak? Örnek vereyim. Ya niye benimle uğraşırsın kardeşim? Sizinle uğraşmak onun işiymiş abi. Ama ondan sonra bir görüyorsun. Sizinle uğraşmak onun işiymiş. Adam sonra bir görüyorsun. Çat! Yakalıyor şeyde. Zarflar değişirken. Çat yakalanıyor. Sonra anlıyorsun. Ha diyorsun tamam şimdi çözdük olayı. Çözdük şimdi çözdük. Ben girmem mesela onun potasına. Giremem. Çünkü benim söylediklerim içinde yanlış da vardır. Benim söylediklerim içinde hata da vardır. Bu benim kendi şahsi görüşlerim. Ama bu şahsi görüşlerim içinde PKK'ya övgü yoktur. FETÖ'ye övgü yoktur. Diğer siyasi partiler yok saymak yoktur. Vatanımla ilgili en ufak kötü laf yoktur. Kardeşim ben senin sıralamana nasıl girerim? Ben bu memlekette ona çok dikkat ediyorum. Ya arkadaşlar bu memlekette demin Sabahtan beri söylediği olduğun için, fondaşlarla ilgili fondaşlarla ilgili bir tek kelime edilmez. Bak bir tek kelime edilmez biliyor musun? Sen ben bir kuruş yurt dışından bak yurt dışından bir fotoğraf şey unutmadan, fotoğraf karemiz olsun. Lazım. Bak bir fotoğraf karemiz olsun paramparça ederler bizi. Ya arkadaş adam suçüstü yakalandı. Ne diyorsun ya? Emin ol aramışlardır. Ben sana söyleyeyim. Bulamazsınız. Çünkü yok diyeyim. Reklama gideyim. Ve geri sakın unutma lafını. Anlattığı şeye zor giriyorum ha. Ben hikayeyi biliyorum da anladım. Abi şöyle bir normal zeka seviyesine göre. Döneceğim. Geri döneceğim. Reklama. Dünyanın herhangi bir yerinde. Reklama gitmem lazım. Reklama gidiyorum. Bak Mete dur.
Daha reklam sonrası devam et. Bak söylemeyeceğim ama dönüşte Adnan Fırat. Söyle. Ya, ya dönüşte söyle reklam tamam, zamanı. Söyleyeceğim ya söyleyeceğim. Yazık günah gidelim reklama dönüşte söyle. Tamam. Reklam zamanı. Sevgili izleyiciler gece görüşü devam ediyor. Tam böyle bayağı bir tempo yükselmişti. Mecbur reklama gittim ama o tempoda kaldım yani. Mete Yarar dinliyorum. Yok yok düştüm. Hani diyor ya şeyin dediği gibi neydi? Melik der ya. Düştüm. Hattan düştüm. Düşme. Hattan düştüm. Çünkü artık burada o sohbet ediyoruz. Aynen. Biraz relax oluyoruz. Böyle şey yapmadım. Bu havada değilim. Şeyin ne diyordu? Take off durumunda değilim şu anda. Melik gibi değilim yani. Gerçekten mi? Ben de heyecan yapmıştım ne söyleyeceksin yok, yok. Diye. Şimdi, şunu söyleyeceğim. Peki tamam var mı? Son değerlendirmesi alan onları alayım. Buyurun. Okey. Son değerlendirmem şöyle söyleyeceğim. Ya ilginçtir. Çok basit bir soru soracağım. Bu sorunun inşallah cevabını hep herkes bulsun ve söylesin. Ya arkadaşlar Amerika neden Türkiye'deki kendisini geçmişte emperyalist ve solcu olarak gösteren bütün yerleri fonluyor arkadaş? Ben bu işi anlamış değilim. Yani fonlanan herkesin şeyine bakıyorum. Geçmiş kariyerine, geçmiş pozisyonuna, kendine bakıyorum. Amerika eğer komünist olmamışsa ve solcu olmamışsa arkadaş niye Türkiye'deki bu grupları fonluyor ben anlamış değilim yani. Ama ben cevabını biliyorum. Ben soruyorum herkese. Niye? Ben bilmiyorum söylesen de öğrensen. Yok, yok yani herkes biliyor herkes çok zeki bu ülkede. Yani çok zeki gerçekten çok zeki. Diyorum her şeyin ya. Cevabını bulacak kadar zeki. Feraset ben... sahibi bir milletten bahsediyor. Over IQ konuşuyor söylüyorum. Ben bugün abi. İki tane toplantıdaydım. İki tane. Bir gençlerle bir araya geldim. Daha sonra da kitap fuarında bir yaklaşık 1,5 saate yakın orada da konuştum. Abi o kadar ferasetli bir toplumuz ki bilmedikleri hiçbir şey yok merak etmeyin. Ama söylüyorum. Arada bir tek fark var. Biliyorlar ama susuyorlar. Diğerleri susmuyorlar arkadaş. Öbürü konuşuyor. Konuşuyor. Bakın sabahtan beri şurada bir şey döndürüyorsunuz ya. Yani şurada döndürdüğünüz ne? Gabar'daki alanı gösteriyorsunuz değil mi? Petrolün çıktığı alanı gösteriyorsunuz değil mi? İspatlamaya çalışıyor. Evet. Daha ne söyleyeyim ben ya? Şu görüntü benim için zul biliyor musunuz? Zul. Adam Süpermen'e inanıyor. Bak, yani merhaba bak, ben size söyleyeyim. Var, bak, şöyle bir durumdayız biz. Bak, Hande Hanım şöyle bir durumdayız. Bak var. Şöyle bir durumdayız. Amerika'nın demokrasi getireceğine inanıyor. Bizim demokrat olduğumuza inanmıyor adam. Bak, bu kadar söylüyorum. Amerika dünyaya demokrasi getirdiğine inanıyor. Bizim demokratik bir ülke olduğumuza inanmıyor. Süpermen'in olduğuna inanıyor. Süpermen'in olduğu filmi böyle güzelce seyrediyor. Bizim Malkaçoğlu iki tane oku arka arkaya attığında şu hatayı buluyor. Vay be aptallığa bak adam iki tane ok attı diyor. Süpermen'e inandığında kriptomerden geldi Türkiye'de Amerika'ya indiğinde inandığında memlekette iki tane ok atan Malkaçoğlu'na mı inanamadın? Bizim geldiğimiz yer burası abi. Biz ne yaparsak yapalım. Biz kötüsünü yapıyoruz. Biz bir türlü iyisini yapamıyoruz. Bu futbolcu işine geçerli Melih'in dediği gibi. Adam şeyi batırıyor kulübü. Yabancı oyuncuda, yabancı teknik direktörde. Adamı kafamıza taşıyoruz. Türk hoca 2 maç 3 üste kaybediyor gönderiyoruz. Ya bizde bir hata var, bizde bir tuhaflık var ya. Biz kendimize inancımızı mı kaybettik arkadaşlar? Kendimize inancımızı mı kaybettik? Öy. Yani ya sanırım, öyle ya da fazla kutuplaşmadan dolayı artık gerçekten... Yo bakın bir şey söyleyeyim mi? Bu medyayı geçmiş durumda. Doğal Hanım, bir oraları çoktan geçtik. Oraları doğal çoktan bir kutuplaşmanın geçtik. Organik bir sosyal fay hattının sonucu değil bu. Yani bu bir siyasi mesele. Bu sadece toplumda doğru, doğal olarak... Doğru ben çok katılıyorum Hasan şey Hoca değil. Size. Öğrenilmiş doğrudan çaresizlik. Yok yok bir dakika. Kutuplaştırılmaya mahkum edilen bir toplum ortaya çıkartılıyor ve bu bildiğiniz dış operasyonlarla yapılıyor. Hiç onu yani konuyu
sağa sola çekmenin bir anlamı yok. O 600 milyon dolar birilerine ödendi. Bu Türkiye'de birilerine ödendi. O birileri şimdi burada petrol yok, orada gaz yok, öbür tarafta tok üretilmedi. Aslında uçak yok, tank yapamazsınız, uçak yapamazsınız gibi argümanları bilerek kullanıyorlar. Ve toplumsal olarak devlete olan güvenimizi, devlete olan inancımızı yıkıp bu toplumu devletine yabancılaşmış hale getirmek istiyorlar. Uzun yıllar boyunca çevremizdeki ülkelerin toplumlarının sürekli toplumlarına sürekli bu tür dış istihbarat yöntemleriyle kendi yöneticilerinden uzaklaşmaları nasıl fısıldandıysa bugün de Türkiye'de kendi devletine vatandaşı yabancılaştırma operasyonları yürütülüyor. Buna teşne olan siyasi partiler de var, buna teşne olan gazeteciler de var, buna teşne olan sivil toplum örgütleri de var. Ve muhtemelen buralardan edindikleri karla işte aslında hiç hedefinde olmayan insanları bile hedefe koyacak kadar profesyonel hareket ediyorlar. Bu profesyonel bir şey, özellikle üretilen bir şey. Bizim gibi sıradan insanların, bizim gibi böyle örgütlü yapıların parçası olmayan insanların bunu anlaması çok kolay değil. Ya bakın şimdi görüntüler yayınlanıyor. Hepimiz görüyoruz değil mi? Belki 2000 metrenin üzerinde bir dağın üzerinde araştırma yapıldığını, işte rafineri ve benzeri şeylerin resimleri yayınlanıyor. Bu resimleri gördüğünde de inanmıyor. Bakın mesela herhangi bir şeyde devlet bir açıklama yapıyor. Yalan diye sürekli günlerce bunun üzerinden gidiyor. Sonra bunun resimleri yayınlanıyor. Ne diyor biliyor musunuz aynı gazeteciler? Sosyal medya hesaplarından açıklama yapıyorlar. İletişimini çok kötü kurdular. Keşke bu resimleri ilk önce yayınlasalardı da bu tür tartışmalar yaşanmasaydı. Sonra başka bir konuya geçiyorlar. Aynı konuda tekrar yalan haber yapıyorlar. Tekrar yalan yayın yapıyorlar. Tekrar milletin kafasının içerisinde soru işaretleri oluşturuyorlar. Tekrar ispatı geldiğinde keşke önceden... Ya şimdi böyle bir şey olabilir mi? Normal olan nedir? Normal olan devlet bir açıklama yapar. Burada petrol bulduk, burada gaz bulduk, burada otomobil yaptık. Otomobil ürettik diyen devletin yalan söyleme ihtimali olabilir mi ya? Devleti şey mi zannediyorsunuz siz? Hani önüne geldiği şekilde yalan söyleyebilen bir kurum mu zannediyorsunuz? Kağıdı, küreği yok mu bu devletin? Yani bu kadar kolay mı? Ama mesele şu, dedi ya Mete Yarar, ister iktidar olsun, ister muhalefet için olsun, eğer o toplumun bir kısmını o devletin yalan söyleyebileceğine, o devletin hesaplarının yalan olabileceğine, o devletin petrol çıkarmasının yalan olabileceğine inandırıyorsanız artık her şeyi yutturabilir hale geliyorsunuz. Artık o devletin demokrasiye ihtiyacı olduğu, bu demokrasinin de ancak Amerikan müdahalesi yoluyla olabileceğini bile inandırabilirsiniz. Çevremizdeki ülkelere bunu yapmadılar mı? Hepsine yaptılar. Bugün o çevremizdeki ülkelerde neler yaşandığını bilmiyor muyuz? Ukrayna ya, bırakın hani Irak, Suriye'yi vesaireyi. Ukrayna'yı düşünün. Ukrayna'ya ne dediler? Ukrayna NATO'nun içerisine girecek, daha demokratik bir yapıya, işte Batı medeniyetine entegre olacak, Rusya'dan korulacak falan filan. Ne oldu şimdi Ukrayna? Ne oldu? Ukrayna'yı bir bataklığa çevirdiler. Ukrayna'da da toplumu önce ayrıştırdılar. Rusçular, NATO'cular vesaire. Bir tarafının söylediğini öbür taraf dinlemedi, öbür tarafın söylediğini öbür taraf dinlemedi. En sonunda getirdiler bir tane tiyatrocuyu, Ukrayna'ya başkan yaptılar. Ukrayna'nın NATO'ya alınmayacağını dağdaki deli bilir. Ukrayna NATO'ya alınacak diye işlemler başlatıldı. Rusya'nın işgali sağlandı. Şimdi de Rusya ile mücadele ediyoruz adı altında veya Ukrayna'yı koruyoruz adı altında Rusya ve Ukrayna kilitlenmiş durumda. Şimdi bunun ne demokrasiyle ne Ukrayna'nın güvenliğiyle hiçbir şeyle alakası yok. Bu o toplumun içerisinde kurgulanan bir hikayeye inandırılmış kimselerle o kimselerin devlete yabancılaşmasının sonucunda ortaya çıkan bir şey. Aynı şeyi Irak'ta yaptılar, aynı şeyi yıllardır İran'da denerler, aynı şeyi Suriye'de yaptılar, Arap ülkelerinin diğerlerinde yaptılar. Her yerde yapıldı bunlar, her tür bu operasyonların. Ya bizde yapmadılar mı? Ülkemizde değil mi? Yani darbeyi 15 Temmuz darbesinin yapıldığında, darbe teşebbüsü olduğunda ne tür yayınlar yaptığını Amerikan kanallarının bilmiyor muyuz?
Amerika Birleşik Devletleri o konuyla ilgili verdiğimiz dosyaların kapağını açıp baktı mı? Bakmadı. Bunlar bir tane parçasıydı. Önce devletin içerisine örgütlenmiş. Yani bugün FETÖ'nün sadece Türkiye içerisinde bir örgüt olduğunu mu? Hayır, uluslararası bir istihbarat örgütü olduğunu hepimiz anladık. Uluslararası istihbarat örgütü Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanılıyor da buradaki etki ajanları bitti mi? Bitmedi. Ona para veriyor, buna para veriyor, buna yayın yaptırıyor, ona soru sorduruyor vesaire. İşlem böyle yürüyor. Şimdi bunu söylediğinizde vay bana istihbaratçı ya, dedi, bana etki ajanı dedi. Var, çok yok. Yani kusura bakmayın da yapılan faaliyet budur. Eğer başka ülkeden para alıp aynen, bu ülkede aynen. devleti bu devlet bu ülkenin devletini itibarsızlaştırıyorsanız bundan daha âlâ istihbarat faaliyeti olmaz. Başımıza gelen şey bu. Şimdi peki Hakan Bayrakçı.